Sevgili dostlar merhaba. Bugün yanımda tecrübeli diş hekimi sevgili Şebnem Kocaoğlu bulunuyor. Kendisi 26 yıllık tecrübesiyle Bağdat Caddesi'ndeki kliğinde hizmetler veriyor. Öncelikle Şebnem Hanım merhabalar diyelim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben 1986 İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonra da 1991 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2 yıl pedodontide çocukların ağız diş sağlığında çalışma yaptıktan sonra mesleki çalışmalarıma İstanbul'da devam ettim. Lazer hekimiyim ve birçok lazer derneğine üyeyim. Estetik Diş Hekimliği Derneği'ne üyeyim. Diş hekimliğinin bir sanat olduğunu düşündüğüm için estetik diş hekimliği ve diş eti sağlığını iade eden periodontal tedavilere lazerle ağırlık vermekteyim. Harika. Şimdi biraz sonra zaten oraya geleceğiz. Ben bir de konuklarımız bu konuda neler yapıldığını bilsinler diye. Muayenehanenizde ne tür hizmetler veriyorsunuz? Muayenehanemde öncelikle hastamız geldiği zaman genel ağız hijyenine bakıyoruz ve ilk önce periodontal hastalıkları yani diş ve diş eti problemlerini çözüyoruz. Kanal tedavisi yapılacak dişler varsa onlar yapılıyor ve diş taşları temizleniyor. Sonrasında tedavi planlamasına geçiyoruz. Hastanın estetik, kozmetik bir beklentisi varsa o şekilde beyazlatma ya da porselen protezler öneriyoruz kendilerine. Diş kayıpları olan hastalarımıza da implant önerebiliyoruz. Peki ben bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda Şebnem Hanım muayenehanesinde en son teknoloji lazer kullanıyor. Lazerle ilgili cihazlar ve bununla ilgili tedavi yöntemler uyguluyor. Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Yani lazerin hastalarınızda nasıl bir faydası var kullandığınız bu teknolojinin? Lazerin bize şöyle bir faydası var. Artık dişleri çekelim, implant yapalım konsepti yerine lazer bir alternatif sunuyor. O da şu ki sallanan dişleri lazerin sürküs dezenfeksiyon etkisiyle 3 seansta sıkılaştırmak, ondan sonra sıkılaşan dişlerin üzerine sabit köprü yapabilme, yani sabit protez yapma imkanına sahip oluyoruz. İmplantı tercih etmeyen hastalarımız için bu bir alternatif oluyor. Yani hastalar buraya geldikleri zaman en son teknoloji tedavileri kendi üzerlerinde denenmiş ve yani en son teknoloji lazeri burada görebiliyorlar değil mi? Yani bu tedaviyi uygulayabiliyorlar şu anda. Evet, uygulayabiliyoruz. Ayrıca lazerin diş eti hastalıklarını önleme ve diş etlerinin dişlerin boyu yetersiz olduğu zaman dişin krom boyunu uzatma gibi proteze ön hazırlık aşamasında da ağrısız ve dikişsiz bisturi kullanmadan yaptığı işler var. Bu da bize yardımcı bir araç oluyor, device oluyor diş hekimliğinde ve bizim hastalarımızın protez planlamalarını ve protezi yapma aşamasındaki işleri çabuklaştırıyor. Peki herkesin merak ettiği, birçok ben de buraya gelmeden önce aynı zamanda ben de Şebnem Hanım'ın bir hastasıyım. Bunu da söylemekten gurur duyuyorum. Bir merak ettiği konu var. Lazer benim canımı yakacak mı sorusu var. Buna ne diyorsunuz? Kesinlikle hayır. Zaten lazer ağrısız bir tedavi. Anestezisiz lazerle tedavileri yapıyoruz. Sadece fıs fıs tabir ettiğimiz topikal bir anesteziyi sıkıyoruz. Onu bile sıkmasak lazer ağrısız bir tedavi. Hiçbir şekilde iğne yapmadan hastaya ağrısız bir tedavi sunabiliyoruz. Yani gönül rahatlığıyla lazerle ilgili tedavi olmak için muayenehanemize gelebilirsiniz değil mi? Öyle diyoruz hastalarımıza. Kesinlikle. Sağlıklı bir gülümseme için lazeri tercih etmenizi önereceğim. Harika. Ayrıca da birçok kişinin bilmediği bir özelliği var Şebnem Hanım'ın. Şebnem Hanım bir sanat aşığı ve kendisi ressam, resim yapıyor. Birçok sanat etkinliğini, birçok sanat fuarını, sergi açışlarını takip eden ve aynı zamanda eserleriyle de bu sergilere katılan bir ressam. Bu konuda sanatla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle her sene Contemporary İstanbul'a katılmaya çalışıyorum ama izleyici olarak. Onun dışında karma sergilere de katılıyorum. Bence sanat insanın ruhunu incelten bir dal. Sanatla iç içe olduğum zaman da mesleğime çok daha fazla motive oluyorum. Çünkü aslında diş hekimliği de bir sanat.
Harika. Ben son olarak Şebnem Hanım'a şunu sormak istiyorum. Diş hekimliği, teknoloji sürekli ilerliyor ve kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Yani upgrade olmanız gereken bir meslek. Kendinizi mesleğinizde nasıl güncel tutuyorsunuz, nasıl upgrade oluyorsunuz? Bunu da bize anlatır mısınız? Tabii zevkle. Ben sürekli eğitime inanırım. Sürekli insanlar bilgilerini upgrade etmeliler. O yüzden zaten Estetik Diş Hekimliği Derneği'ne üyeyim. Derneğin düzenli üyelere yönelik seminerleri oluyor. Onun dışında da bu sene 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi İstanbul'da. Ona da katıldım ve çok değerli yabancı konuklarımız da vardı diş hekimi olarak. Aynı Kasım ayında da İzmir Diş Hekimliği Odası'nın düzenlediği gene uluslararası bir bilimsel kongreye katıldım. Ve şu anda bilgilerimi upgrade etmiş olarak yeni hastalarımı kabul etmeye çok motive olarak mesleğime hazırım. Evet, gördüğünüz gibi Şevnem Hanım gayet upgrade ve motive bir şekilde yeni hastalarını kabul ediyor. Son olarak kendisinin bizlere bir mesajı var mı diş hekimliği konusunda, onu soralım bakalım. Yaşam boyu sağlıklı dişler için düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret ediniz. Evet, Şebnem Hanım'a bu göstermiş olduğu konukseverlik ve bize verdiği röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Yeni konuklar da bizi izlemeye devam edin efendim. Görüşmek üzere, sevgiler.